Zorlu'dan borçlu kulüpleri uyarı. Dikkat batıyorsunuz. Eski Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, AS Başkanı Kemal Zorlu. Maddi yetersizlikler futbolumuz için büyük tehlike. Kulüplerimiz bundan 28 yıl önce de aynı şekilde yönetiliyordu. Ama bu şartlarda ayakta kalamazlar, diye konuştu. Zorlu, bizim o dönemde ortaya koyduğumuz ekonomik önlemler ve altyapıyı iyileştirme paketine popülist yaklaşımlar engel oldu. Gelinen noktada milli takımımızı gurbetçi oyuncular kurtarır oldu, dedi. UEFA'nın en yüksek 20 futbol ülkesi üzerinde yaptığı incelemelere göre hazırlayıp, geçen yıl sonunda yayınladığı Avrupa Kulüp Futbolu raporuna göre Türkiye, kulüplerin borç rakamı olarak 3. sırada yer alırken, deneyimli futbol adamı Kemal Zorlu'dan hesapsız borçlanan kulüplere uyarı geldi. Altay'da yıllarda yöneticilik yapan, Merkez Danışma Kurulu üyesi ve eski Türkiye Futbol Federasyonu'nun AS Başkanı Zorlu, tam 28 yıl önce de aynı sorunların yaşandığını, o dönemde ortaya koydukları futbolda reform paketinin bugün batma noktasına gelen kulüpler için reçete niteliği taşıdığını söyledi. Bu şartlarda kulüpler ayakta kalamaz. Türkiye'de kulüplerin borç rakamlarının geçen yıl %37 artarak, yıl sonu itibarıyla 716 milyon euroya ulaştığını, Süper Lig'de kulüp başına borç miktarının 39.8 milyon euroya dayandığının altını çizen Zorlu, 28 yıl önce bizler bütçelere denetim getirilmesini savunurken, popülist yaklaşımlardan beslenenler bize gülümsüyordu. Bugün gelinen noktada, birçok kulübümüz mali yetersizlikten dolayı transfer bile yapamıyor. Bilançolara baktığımızda kısa vadede borçlarını ödemeleri imkansız görünüyor. Bu şartlarda kulüpler ayakta kalamaz, açıklamasında bulundu. Milli sancı yaşanıyor. Kulüplerce ihmal edilen bir konunun da altyapı programı olduğuna dikkat çeken Kemal Zorlu, bu konuda adım atılmamasının milli sancı yarattığını vurguladı. Zorlu, yıllarca önce altyapı programıyla, futbol okullarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Altyapıdan yetişen oyunculardan birinci yıl birinin, ikinci yıl ikincisinin A takımlarda oynatılmasının zorunluluk olması gerektiği fikrini ortaya attık. Bu konunun ciddiyeti ve önemi de şimdi gözler önüne serilmiştir. Ayak diretmeler devam ederse, Türk futbolu bu işten büyük zarar görecek, milli takım oluşturmakta büyük zorluklarla karşılaşılacaktır. Bugün gurbetçi sporcular olmasa doğru dürüst bir milli takım kadrosu kuramayacak duruma geldik. Ekonomik koşulların getirmiş olduğu zorluklar ve darboğaz meydandayken, konunun muhatabı olan kulüp yöneticilerinin bir an önce şapkalarını önlerine koyup düşünme zamanı geldi, şeklinde konuştu.